Kocaeli'de filmleri aratmayan bir cinayet soruşturması yaşandı. Tem otoyoluna bırakılan ceset için emniyet ekipleri detaylı inceleme yaptı ve cinayetin failleri bulundu. Detaylar alacağız şimdi. Arkadaşımız Halit Yılmaz bizleri bekliyor. Halit, nasıl bir operasyondu bu, ayrıntılar neler? Anlatır mısınız? Ahmet Görmez, aslında polisiye filmlerdeki sahneleri aratmayacak bir süreç. Hemen belirtelim. 21 Ocak tarihinde karayolları ekipleri Anadolu Otoyolu Kartepe mevkiinde temizlik çalışmaları sırasında bir poşet içerisinde de battaniye sarılı bir ceset tespit etti ve emniyete haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü'ne bağlı cinayet dedektifleri hemen olayın izini sürmeye başladılar. Şimdi cinayet mahallinin neresi olduğu bilinmiyor ama cesedin bulunduğu yerin hemen ortasında kalmış olduğu bir güzergah var ki 8,5 kilometrelik mesafede iki ayrı noktada plaka tanımlama sistemleri var. O yol üstünde tak şeklinde olan kameraların olduğu nokta. İşte buradan geçen 300 bine yakın araç tek tek incelendi. Normalde bu mesafenin 6 dakikada kat edilmesi gerekiyor. 6 dakikada kat edilen araçlar elendi ve yine o 8,5 kilometrelik alan içerisinde önemli bir nokta daha var. Orada da bir dinlenme tesisi var. İşte o dinlenme tesisine girip uzun süreli bekleyen araçlar da elendi ve 67 bin araca kadar düşürüldü ve bu 67 bin aracında uzun süren çalışmalar, saatlerce görüntüler izlendi. O videolar kaydedildi ve kayıtlardan elde edilen verilerin sonucunda bir araç ki 17 Ocak tarihinde bu mesafeyi 10 dakikada geçen bir araç tespit edildi. Aracın sürücüsüne ve sahibine ulaşıldı. Çorum çıktı adres. Çorum'da bir baskın yapıldı ve şahıs alındı. Sonrasında itiraflar zinciri geldi. Bangladeşli bir göçmen kaçakçısı şebeke olduğu tespit edildi. Bu cinayeti işleyenlerin ve bu şahsın da bunların öldürmüş olduğu vatandaşı aracını alıp battaniyeye sarılı bir vaziyette Kartepe ilçe sınırlarında Anadolu Otoyolu'nda aşık bir alana attığını itiraf etmesiyle süreç devam etti. Eş zamanlı operasyon İstanbul'da da gerçekleştirildi. Toplamda olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Bunlardan ikisi ilk sorgularının altından olayla ilgisi olmadıkları tespit edilip serbest bırakılırken biri Türk, 6'sı Bangladeş uyruklu, 7 zanlı az önce Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri tarafından adliyeye sevk edildiler. Hemen belirtelim, göçmen kaçakçılığı yaptıkları ve kendilerinin de kaçak yollarla yurda girdikleri tespit edilen bu şahıslardan ölen kişinin adının İslam olduğu da belirlendi. Yani dediğim gibi 3,5 ay süre boyunca karayollarında Anadolu Otoyolu'nun Kartepe mevkiindeki bu iki plaka tanımlama sistemi arasındaki 300 bin araç didik didik incelendi. 67 bine düşürüldü. Sonrasında bu araçların üzerinden de 6 dakikalık mesafeyi daha uzun sürede geçen tespit edildi ve olayın izi bu şekilde sürülerek bir faili meçhul cinayet daha açıklığa kavuşturulmuş oldu. Söz sen.